Selamlar arkadaşlar. Bu makalede Elasticsearch'ü size 8. kere anlatmaya çalışacağım. Çünkü bundan önce 7 denemede bir şekilde bu kayıt bölündü. Umarım bu sefer tamamlarım. Azimliyim yani. Şimdi ne yapacağız bu makalede arkadaşlar? .NET Core üzerinde Elasticsearch'ü hep beraber inceleyeceğiz. Makalenin detayına baktığınız zaman Elasticsearch için neleri kurmamız gerektiğini, işte Homebrew'la Elasticsearch ve Kibana'nın kurulumlarını inceleyebilirsiniz. Daha sonra işte browser'ınızın, yani daha doğrusu terminalden gelip Elasticsearch yazdığınız zaman Elasticsearch'ın ayak kalkması gerekiyor. 9200 portundan da hemen bakalım. Localhost deyip 9200 portuna geldiğimiz zaman da bizim karşımıza aşağı yukarı şöyle bir ekranın gelmesi gerekiyor. You know for search şeklinde de bir tag'i var. Güzelmiş. Bir de aynı zamanda Kibana içinde. Kibana da şu arkadaşlar. Elasticsearch'ü logların tutulduğu, grafiksel olarak monitörün yapıldığı, hangi key'lerin atıldığı, hangi işte field'lerin olduğu, dokümanları bakıldığı alan diyebiliriz. Yani bir çeşit monitör tool'u. Onun içinde Kibana yazıp onu da ayağa kaldırabilirsiniz rahatça. O da 5601 portundan, localhost 5601 portundan karşımıza şu şekilde bir ekranla bizi karşılıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İki tane projemiz var. Bir tanesi Web API, bir tanesi de ASP.NET Core ile yine yazdığım MVC uygulaması. Amaç şu: ASP.NET Core MVC projesinde arkadaşlar bir belli sayfalara gideceğiz, çıkacağız. İşte home'a, yani home sayfası belirlen about, contact gibi. Ama buralara ben custom hatalar fırlatacağım. Amacım şu: projemizde oluşabilecek hata loglarını Elasticsearch'te tutmak ve burada search edebilmek. Yani aslında bizim normal hayatımızda da, yaşamımızda da kullanabildiğimiz gerçek bir senaryo arkadaşlar. Sadece belki arama kısmı bu kadar bu şekilde değil, ama hani ben daha gözle görülsün, query'ler biraz daha rahat anlaşılsın diye, hani öyle bir daha tam gerçek hayata uymayan, senaryosu uyan ama kurgusu diyelim uymayan bir uygulama geliştirmeyi planladım. Şimdi öncelikle isterseniz Web API servisinden bir başlayalım. O da burası. Öncelikle kullandığım kütüphane Nest. Tamam mı? Nest kütüphanesini kullanıyoruz. Hatta bunu da biraz büyütelim. Siz de rahat rahat görün. Ne kadar büyük o kadar iyi oluyor çekimlerde. Evet. Bence yeterli. Şimdi ben kütüphane olarak Nest kütüphanesini kullandım. Ondan sonra yapacağımız ilk iş Elasticsearch'e connect olmak. Ve gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar, yani bunu statik olarak tanımladım. Hem connection settings'imizi hem de Elastic Client dediğim Elastic Client'a bağlanacağımız, Elasticsearch'a bağlanacağımız client'ımızı. Bunun da nedeni şu: farklı farklı her query çekişlerde bir daha hani singleton yapmak ve aynı nesneyi bir daha çoğaltıp hani performanstan kazanmak kısacası. Benim connection string aslında burada gidip bir işte web config'e herhangi bir dışarıdan bir dosya yazmam gerekirdi. Ama ben şimdi bu makale nedeniyle buraya direkt hardcoded olarak yazdım. Normalde siz yapmayın. Ve bir de önemli olan konulardan biri de bu connection string'imizi belirledikten sonra statik olarak da Elasticsearch client'ımızı bu connection string'e göre tanımlamamız. Şimdi birincisi arkadaşlar, ilk ana sayfayı ben aslında bir insert log olarak düşündüm. Orada bakacağız MVC tarafına ne olduğuna. Basit bir arkadaşlar ne yapacağız diyeyim. Basit bir hata fırlatacağım. Şurada görmüş olduğunuz komutu şu an ben kapayacağım arkadaşlar, çalışmasın. Bu şu: indeksler çoğaldığı zaman arkadaşlar işte kod tarafında var olan indeksleri bu şekilde temizleyebilirsiniz. Yani indeksin içerisinde çok fazla kayıt olunca size göstermesi, monitör edilmesi zor oluyor. Bundan dolayı eğer indeks hiç oluşmamış ise, yani bu sadece aslında uygulamada çalıştığım zaman bir kere çalışacak. Eğer Elasticsearch'te herhangi bir indeksimiz yok ise bu uygulama, yani bu kodun bu tarafı çalışır. Replika ve sharding konularını makalede indim ama şöyle anlatabilirim: her bir shard aslında bizim makinalarımız. Mesela mesela 3 şartlı dediğimiz zaman arkadaşlar, aslında 3 tane makinemiz var. Replikada bir tane de replikaların olması demek, her birinin birer tane de yedeğinin olması demek. Doğal olarak ne oluyor? Eşittir 6 makine oluyor. Bu da bize şunu anlatıyor: eğer biz her bir konteynere 2 tane koyarsak, bizim 3 tane konteynerimiz, onu da görsel olarak makalede tanımladım, ve her bir konteynerimizde 2 tane
makine olarak, yani işte şart olarak dediğimiz iki tane makine olan bir üçlü konteynerli bir yapı çıkıyor. Ve replikaları da her bir konteynerin birinde olması gerekiyor. Yani aynı replikalar aynı konteyner içinde olamaz. Çapraz olması gerekiyor. Böylece her bir eşleniği başka bir konteynerde olan 6 tane makineden bahsediyoruz. Ve biri mesela bir konteynerde bir sıkıntı çıktığı zaman onun yedeği olan ya da işte replikası olan makine devreye diğer konteynerden girebiliyor. Doğal olarak hepsi de aynı, yani bütün yumurtaları aynı sepete koymuyoruz. İşin özü bu. Bu da onu anlatıyor arkadaşlar. Bir de Alice önemli. Şöyle indeksimizi yaratırken bakarsanız burada lock history olarak tanıttım. Ama bizim indeksimiz arkadaşlar burada Alice'ı error log, yani error, daha doğrusu lock history olarak yaptım. Ama bir de Alice olarak error log'u tanımladım. Bunun nedeni şu. Alice'ı başka isim yapmamanın nedeni, ben yeni bir indeks oluşturacaksam, mesela kayıtlar çok şişti artık o indeksi temizlemek istiyorum. Ama var olan onun içindeki dokümantlara ait işte field'leri kalsın istiyorum. Yani önceki indekslemelerin, dataların bozulmasını istemiyorum. O zaman yeni bir indeks yaratıyorum. Alice'ına burada vermiş olduğum eski error log Alice'ını veriyorum. Ve var olan şu anki log history'i temizliyorum. Böylece ne oluyor? Eski indeksteki verileri kaybetmeden yeni bir indeks oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu da gayet önemli. Yani Alice verin. Şimdi kısaca böyle bahsettiğimiz zaman, olmayan bir indeks var ise yarattıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen bulayım. Evet, burası da değil. Bayağı ileri gitmişim bir anda. Evet, ne yapıyoruz arkadaşlar? Göndermiş olduğum bu create index yarattıktan sonra göndermiş olduğum datayı, ne olacak? Bu bizim log datamız. O nerede? Bir görelim. Şu. User ID, hatanın oluştuğu zaman ve tabii ki hata mesajı. Bu da hatayı hangi kullanıcı yakalamış ya da hangi kullanıcı kısmetsizmiş, onu görüyoruz. Ve bu datayı işte bizim bu log tipinde olacağını belirtmiş, bu log history indeksimizin içerisine içine katıyoruz, yani ekliyoruz, insert ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ilk işte Elasticsearch'ümüze ilk hatayı atamış oluyoruz. Bir de arkadaşlar get all errors diye bir kısım var. Bu da bizim tahmin edebileceğiniz gibi yani bu normalde gerçekte bütün hataları bir toplu halde çekme durumunuz olacağını zannetmiyorum, ama ben bir combo box'a, daha doğrusu radio buton, evet, radio buton bir list yaptım. Tüm geçen unique query'leri, yani şu demek, aynı hatalı isimleri sıralatmıyorum. Her biri unique olacak şekilde tarihe göre tersten, yani son 7 günkü hataları unique isimlerine göre geri döndürüyorum ve distingi burada koydum arkadaşlar. Çünkü Elasticsearch Queries'in içerisinde bunu yapmanız için aslında işte aggregation'lar kullanmanız gerekiyor. Performans olarak da çok fark etmedi ve gerçekten de daha basit işin özü. O yüzden hani distingi direkt hakikaten bildiğiniz listteki linki'yi kullandım. Bu arada şöyle bir özellik var arkadaşlar. Normalde field'lerin tamamını çekilip sonraca aslında bana sadece buradaki log'daki message alanı lazım. Çünkü ben listeye, o radio buton listesine arkadaşlar, message'i kullanacağım. Ama işte genelde de gördüğüm oluyor. Bütün field'ler çekilebiliyor. Eğer şu adımı eklerseniz, ne diyorum? Sadece message kolonunu bana gönderir, yani bana onu ver derseniz arkadaşlar. Tabii doğal olarak performansta büyük bir katkı sağlar. Benim şu anda burada 3 tane field'im olmasına rağmen, atıyorum 80 field'li bir dokümantta, böyle field ve document demeleri, Elasticsearch'teki terimler böyle, tamam mı? Database'deki işte table ve kolonlara denk geliyor. Bu şekilde bir çalışma var ve oluşturduğum bu, yani döndüğü değerse bana response olarak Elasticsearch'ün search async'te, gördüğünüz gibi asenkron olarak çalışıyor. Bana dönen değerler arkadaşlar documents'lar. Yani documents'lar işte her bir kayıt oluyor aslında. Ben onları da gidiyorum. Benim result dediğim list of string olan işte mesajları alıyorum ve bunu geri dönüyorum. Son olarak bir de get var. Bu da spesifik olarak bir hata mesajına ait listenin alınması. Yani bunu daha çok kullanabilirsiniz. Örnek vereceğim. Division by zero hatası aldınız. İşte bu hatanın geçtiği, bu hatanın olduğu cümleleri alırken, daha doğrusu alanları alırken şöyle bir şey var arkadaşlar. Burası önemli. Query'imi belirliyorum. Match diyorum. Field ekliyorum. İşte query error. Yani bu bana gönderilen error. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da şu arkadaşlar. Bunu makalede çok detaylı bahsetti. Mesela Ali okula gel cümlesini arıyorsunuz. Çok basit bir şey olsun. Sonra okul bugün güzel. Şimdi Ali okula gel cümlesini aslında ben ararken
okul bugün güzel cümlesine bana bunun içine geliyor. Çünkü her bir kelimeyi analiz ettiği için Elasticsearch her bir kelimenin geçtiği cümleler arıyor. Yani okul bugün güzel ve Ali okula gel cümlesindeki okul ikisine de ortak olduğu için alttaki cümleyi de ekliyor. Bunu engellemenin iki farklı yolu var. Birincisi analyze etme dediğiniz zaman arkadaşlar o zaman tüm cümleyi argılıyor. Ya da böyle operator kısmını and koyuyorsunuz. Operator and koyduğunuz zaman her bir cümlenin hepsinin yani her bir kelimenin hepsinin geçtiği cümleyi arıyor. Yani işte Ali okula gel cümlesi Ali and okul and gel şeklinde aranıp bu üç kelimenin de geçtiği cümle bulunup hani bu şekilde arama yapılıyor. Ya da analyze'ı yapmayacaksınız. O zaman arkadaşlar Elasticsearch şu şekilde çalışıyor. Sizin kelimelerinizi yani cümle içinde geçen kelimeleri bölüyor ve her bir kelimenin geçtiği field'leri buluyor. Onları gidiyor indeksliyor. Sonra siz herhangi bir kelime aldığı zaman önce field'ı buluyor. Sonra da bulunduğu yeri hani kolonu buluyor. Böylece çok daha hızlı önceden bu işleri yaparak hani size search adımında önceden hazırlanıyor ve siz arama işlemini yaptığı zaman zaten o yaptığı indekslemelere göre size bir result getiriyor. Yani kabaca tabiri tabii bu. Bütün bu işi yaptığınız zaman işte size bu spesifik olarak gerçekten bu hataların geçtiği satırları buluyor ve bunları size bir log list olarak geri dönüyor. Yani ne yapacağız? MVC'de de ben bir radio button list yapacağım. Bir hatayı seçeceğiz. Detayına bastığımız zaman da tüm dökümü gelecek. Yani hangi user'lar bu hataları almış? Bunları göreceğiz. Tüm detayını. Burada bir zaman sınırı yapmamışım. Şimdi bu servis tarafı arkadaşlar .NET Core'da ve unutmuyoruz Nest'i ekliyoruz. Bir de MVC proje ekledim arkadaşlar. Bir de yarattım .NET Core'la. Burada herhangi bir hani şeye Nest'e falan gerek yok. Çünkü web servisini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bir index sayfamız var. İndeks sayfamızda arkadaşlar işte ben burada hani bir hata oluşsun diye normalde A, B, C alanları yaptım. İşte yani değişkenleri ve C alanını aslında sıfır yapıyorum. B, C'ye böldüğüm zaman hata çıkıyordu. Şimdi bunu şu anlık kapattım. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Servisimize bağlanıyorum. Servisimden deserialize edip dönen string değerleri arkadaşlar view'uma gönderiyorum. Yani hangi bu list of message string. Yani mesajların sadece mesaj alanlarının bir string dizi içerisinde konmuş hali bize geri dönüyor ve ben bunları view'umda listeliyorum. Şimdi şu catch'leri ve hataları konuşacağız. View'um şöyle bir şey index tarafındaki. Gördüğünüz gibi bir klasik bootstrap ve bir listelendiği gördüğünüz gibi bir radio listim var. Bütün hatalar listeleniyor. Bir de begin form var. Form metot post yöntemine. Yani ben kısacası butona tıkladığım zaman işte form post oluyor ve gidecek. Nereye gidecek arkadaşlar? Detail. Action and home kontrolündeki detail action'a gidecek. Ne yapacak? Yine Elasticsearch'e gidip seçilen tekste göre error mesajlarının listesini getirecek. Bu yani. Şimdi bu kontrolöre biraz bakalım. Şimdi burada ilk başta ben try catch'ler yaptım. Sonra sizin projenize bu işi implemente etmeniz çok zor olacağını düşünüyorum. Hani siz bundan bir feyiz aldınız ve Elasticsearch'ı projenize ekleyip error log'larını orada tutmak istiyorsunuz diyelim. Bunu yapmanız hani her yere try catch belki zaten yapmışsınızdır ama belki zaten projenizde vardır ama diyelim ki yok. Nasıl yapacaksınız? Mesela bunu eğer MVC proje yapmışsanız .NET Core'le değilse zaten Global Asax'ta işte on error tarafındaki metodunu da yakalayabilirsiniz. Aynı mantık .NET Core'da da arkadaşlar Startup JS'de arkadaşlar şurada app kısmında configuration kısmında use exception handler diyoruz. Yani projenin geneline bir hata oluştuğu zaman beni home'daki error action'a, home kontroldeki error action'ine yönlendiriyor. O da hemen bulalım. Hemen bulalım. Buradaki error action'a yönleniyor. İlgili hata bu şekilde alınıyor. İşte log nesnem. Burada da aynı model var arkadaşlar. Aynı Elasticsearch web servisinde olduğu gibi. İşte bu log nesneme göre o anki zaman o gelen hatanın mesajı ve user ID'di arkadaşlar. Ben şunu yaptım. Şimdi siz hatalar farklı sayfalardan geldiği zaman farklı işler yapmak isteyebilirsiniz. Her sayfaya göre farklı bir işlem yapma nasıl olabileceğini örnek olması işte tabii ki çok basit. Ben burada mesela home'dan, kontaktan, detail'den gelen hataların farklılığına göre user ID'leri değiştiriyorum. Siz, tabii bu size örnek olsun diye yaptım. Normal gerçek serverde böyle bir şey olamaz. User ID'yi bir session'da veya herhangi bir lokal storage'da tutarsınız. Oradan alırsınız tabii ki ama hani ben sayfa about'tan gelmişse user ID'im 3, contact'ten gelmişse 2, index'ten gelmişse 1 şeklinde size sayfalara göre spesifik hata yakalama işlerinde ne yapabileceğinizi gösteriyorum. Amaç bu yani. Belki siz belli sayfalardaki hataları yakalamak istemiyorsunuz. Yani yazmayacaksınız. O olabilir. Örnek bir gerçekçi bir senaryo daha doğru olur o.
Ama bu anlama açısından daha güzel bence. Böylece hata şeylerini gördüğümüz zaman log dizi loglarını hangi sayfalardan geldiğinde görebileceğiz. Sayfaların adını da direkt yazdırabilirdik tabii. Yani öyle de bir şey yapabiliriz. Mesela hatanın hangi sayfadan geldiği için hani yine bir gerçi onu belki dönen exception'dan zaten alıyoruz arkadaşlar. O yüzden ona gerek yok tabii ki. Dönen exception'dan aldı nasıl aldığımızı da göstereceğim. Şimdi hatta onu da bir bakalım. Bakayım burada bakabiliyor muyuz? Evet bakıyoruz arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar hangi sayfadan geldiğini exception feature.pet denen bir yoldan görüyoruz. Hangi sayfadan geldiğini. Ne işe yapmışız burada mesela? Logları aldık. İşte tekrar bizim web servisimize bağlanacağız. Nereden bağlanıyoruz? Burada. Ve Elasticsearch'e hani yani bu bağlandığımız zaman hani web servisimize bağlanıyoruz ve ilgili hatayı Elasticsearch'ümüze göndereceğiz. Kayıt olacak ya. O yüzden işte serilizasyon işlemlerini yapıp Elasticsearch'e bu web servisine yani kullandığı web API servisine bu mesajımızı gönderiyoruz ve onun kayıt olması lazım. Sonra ilgili view'e geri dönüyoruz. İlgili view'e geri dönmek için şöyle geliyor. Mesela about sayfasına geleceksiniz. Slash home slash about diye aslında bize bu exception feature.pet geliyor. Doğal olarak ben bunu replace edip sadece about kalmasını ve ilgili sayfaya yani about view'una dönülmesini sağladım veya contact view'una veya detail view'una dönülmesini sağladım. Hata oluşması durumunda dahi herhangi bir siz burada bunun yerine herhangi bir error sayfasına yönlendirip işte şöyle şöyle bir hata olmuştur da diyebilirsiniz. Ya da hatayı bir pop-up şeklinde gösterip tekrardan da ilgili sayfaya detayına yine de gitmesini yine sağlayabilirsiniz. İşin özü bu. Bu kısımda error yakalama kısmıydı ve sayfaları göre özelleştirdik. Şimdi diğer sayfalardan gelindiği zaman örneğin detail sayfasına gidildiği zaman gerçi detail'i birazdan anlatacağım. Mesela about sayfasına gidildiği zaman yine dinamik olarak bir hata çıkması sağlıyorum. A null diye bir şey var. A metodu bir statik metod yaptım arkadaşlar. Artık yoruldum her yere hata şeylerini yazmak için. Şöyle görebilirsiniz şurada. Bu statik metodda eğer işte nullsa yani hakikaten A hiçbir parametre vermeden gönderirsem şu hatayı fırlatıyorum. Eğer boş string fırlatırsam da yani içinde bir parametre var da boş bir string. O zaman da bu hatayı fırlatıyorum arkadaşlar. Bunu da şöyle ayırdım. Kontak sayfasında bu. About sayfasında da arkadaşlar. Nerede about? Onu da bulayım. About sayfasında da null olarak gönderiyorum. Kontak sayfasında da arkadaşlar içi boş bir string olarak gönderiyorum ki farklı hataları farklı sayfalarda alabilelim diye. Durum bu kadar. Bunun haricinde bir de detail sayfamız var. Detayının gösterildiği. O da şöyle. Detail sayfasında ne yapıyoruz arkadaşlar? User ID, yaratılma tarihi ve message arkadaşlar. İşte ne görüyoruz? List of log şeklinde bir list alıyoruz. Log listi. Ve seçilen hata mesajının karşılaşılmış olan diğer kullanıcıların farklı zamanlara karşılaştığı tüm datayı web API servisine çekip burada görmüş olduğunuz HTML, CSS HTML sayfaya basıyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar detay sayfası da şu. Detay sayfamız da şurada. Nerede hemen bulalım. Detayı arıyorum şu anda. Detail sayfamızda. Ve PayPal servisine bağlanacak burası. Bu da arkadaşlar aranan mesajdaki yani error mesaja göre ve PayPal servisimize gidiyoruz. İlgili error mesajına göre Elasticsearch'ten demin yazdığımız query'den çekiyoruz. Ve bu query'yi gidip işte çektiğimiz query'leri deserialize edip view'umuza view model olarak geri dönüyoruz. Şimdi isterseniz artık gelin uygulamamızı hep beraber bir test edelim, görelim. Öncelikle bu index sayfasındaki değeri de artı 0 yapayım. Yani en başta bir hata olsun. Ben her şeyi bir temizledim. Temiz temiz görelim diye. Yani durum şöyle. Kibana'daki durum. Hiçbir kayıt yok arkadaşlar. Son 7 günlükte yok. Hiçbir kayıt yok. Tamam. Tertemiz şu anda. Şimdi ilkin bir web servisini ayağa kaldıralım. Hemen geliyoruz. .net run şeklinde. Web API servisimiz arkadaşlar 1453 portundan ayağa kalksın. Görelim kalktığını. Kalktı. Şimdi bir de MVC servis, MVC sayfamızı da yani projemizi de ayağa kaldıralım. .net run. Ve böylece arkadaşlar ilk home sayfasına geldiğim zaman benim otomatik bir hatamın oluşması lazım. Hemen onu da göreceğiz ve Kibana'dan da bakacağız. Sonra bu hatayı kapayacağız ki uygulamamıza devam edebilelim. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi her şey boş. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Localhost 5000 ve hataya düşecek. Düştü. Kibana'ya geliyoruz. Kontrolleri görüyoruz. Bakın ne geldi? Attempt to divide it by zero hatamızı aldık. Süper. İlk hatamızı aldık. Şimdi geliyorum uygulamamıza arkadaşlar. Buraya bunu durduruyorum. Evet. Bunu 1 yapıyorum. Hataya düşmesin artık.
Evet. Diğer sayfalara gireceğim. Onlar da hataya düşse de sayfaya gelecek ama burada onu yapmadım. Evet, şimdi bu ayağa kalksın arkadaşlar. Zaten home'a geldiğimiz zaman hemen ilk hatamızı radio buton liste görmemiz lazım. Buraya geldik, command R dediğimiz zaman ve ilk hatamız karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi ilk hata geldi. Şimdi ben about'a giriyorum. Kontakta giriyorum. About'a bir daha giriyorum. Tamam, bu şekilde yeterli. Şimdi Kibana'ya geldiğim zaman arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar yapılan girilen sayfaya göre 4 tane hatam oluştu. Ama bana 3 tanesi gelecek çünkü unique olan gelecek. Şimdi gelelim home'a. Ana sayfaya geldiğim zaman burada home'a. Gördüğünüz gibi artık 3 tane hatam da geldi. Yani unique oluşan hatalar karşımıza geldi. Elasticsearch'ümüzü insert ettik. Diyelim ki ben buradan about ile ilgili olan işte mesela zero length şeklinde olan hatanın detayına gitmek istediğim zaman gördüğünüz gibi bir tane geldi. Yani ben gidiyorum biraz daha geziyorum. İşte about'a, contact'a, about'a, contact'a bayağı bir hata oluşturdum. Yine zero bastığım zaman bu sefer birçok oluşan hatalar silsilesi geliyor. İşte 0907 tabii hani zamanları biraz az aralarında ve bu şekilde detayı görüyorum. Hatta şu anki bana geldiği zaman log olarak hepsini görürüz. Bu şekilde görebiliyoruz. Ayrıca toplam olan hata sayısını da görüyoruz. Yani ben gidip about'a böyle doldurursam about'ın hatasına da gelin bakalım. Öyle daha çok seviyorum. Mesela about'ta hangi hatayı fırlatıyormuşum ben? Göreceğiz. Anul gönderiyorum. Anul da bana bu değil. Tam Anul'un şeyini arıyorum. Evet. Her gün null exception şeklinde bir hatanın olanın ki gelmesi lazım. Arıyorum. Böyle cannot be null olan seçtiğim zaman bana bir sürü kayıt geldi. Burada da toplam sayıyı da dönüyorum arkadaşlar. Böylece arkadaşlar .NET Core üzerinde Elasticsearch ile sayfamızın üzerinde, projemizin üzerinde daha doğrusu oluşabilecek global hataları Elasticsearch'e attık. Ve daha sonra bunları istediğimiz bir tanesini seçerek sorgulayıp detayına yani o projenin tamamında yani bu sayfa ayağa kalktığından beri ki tüm hata listesini bu belirlediğimiz hataya göre nasıl Elasticsearch'ten query'lerle search edebileceğimizi, zamana göre filter nasıl yapabileceğimizi, unique'liği nasıl belirleyebileceğimizi hep beraber gördük. Yeni bir makalede görüşmek üzere. Hoşçakalın.